Günaydın sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var biliyorsunuz. Seçim özel yayını az önce sona erdi. Gece boyunca devam etmişti. Biz de kaldığı yerden devam ettireceğiz. Canlı bağlantılarla ve konuklarımızla 4 Kasım sabahındayız. Pek çok önemli gündem maddesi var ama dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz de oradan başlayacağız. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Oray Eğin'e gidelim. Gece yarısından itibaren yayınlarını sürdürüyor Oray. İyi geceler Oray. Merhaba. Günaydın Serap. Çok gergin bir gece. Hala da bitmedi. Evet, günlerdir gergindi herkes. O gerilim galiba tırmandı şu dakikalara kadar. Sen gece boyunca yorumlar yaptın elbette. Pek çok yönüyle konuşuldu ama sabah güne yeni başlayanlar için şöyle bir baştan alalım. Şu anda nerede, durum nasıl, son durum ne, oyların ne kadarı sayıldı? Bize bir özetler misin? Şu anda Kaliforniya'da da dahil, batı yakasına dahil oy verme işlemi bitti Amerika saatiyle. Saat 11 şu anda New York'ta benim olduğum yerde. En son oy verme işlemi 11'e kadardı. Dolayısıyla sandıklar kapandı denebilir. Şimdi buna göre erken bir projeksiyon yaparsak Joe Biden 209 sandalyeyi almış gözüküyor seçici kurulda. Hı. Donald Trump 119'da. Yani önde gözüküyor. Ama bu bir Joe Biden zaferi demek değil. Çünkü en önemli iki eyalet burada. Texas ve Florida ve Pennsylvania sonuçlarını hala bilmiyoruz. Şu andaki eğilimler bu eyaletlerde Trump'ın önde olduğunu gösteriyor. Hatta Hillary Clinton'ın aksine Trump'ın popüler oyda da önde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla birkaç saat içinde ya da belki yarın öbür gün Trump zaferi söz konusu olabilir. Bütün anketlerin ve bütün medyanın söylediğinin aksine. Seninle Florida'yı özellikle konuşmuştuk. Hatta dün demiştin ki Serap, yarın sabah Florida'daki durum aslında bize çok şey söyleyecek. Hatta adeta Türkiye'deki seçimlerde İstanbul örneğin üzerinden konuşuruz ya, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır gibi. O kadar da tabii belirgin mi Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmiyorum Florida örneği ama orada sanki Trump almış gibi mi artık? Oradaki durum bitmeye yakın mı Florida'daki oylarla ilgili sonuç? Açıkçası her geçen saatte fark biraz daha açılıyor Florida'da ve genellikle Florida'yı kazanmadan başkanlık kazanılmıyor Amerika'da. Evet, mümkün, fakat Biden'ın başka eyaletleri kazanması gerekiyor. Şimdi ben önümdeki haritaya bakıyorum. Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania gibi eyaletleri, bu işçi sınıfının olduğu eyaletleri kazanması gerekiyor Biden'ın Florida'yı kaybettiği için. Fakat buralarda da geride gözüküyor. Dahası Florida'nın en liberal, en demokrat Hillary Clinton'ın %30 oyla kazandığı Miami bölgesinde, Miami'nin en işte özgürlükçü, en şehir merkezinde, plajın olduğu yerde Biden Trump'a kaybetmiş gözüküyor. Genç Latin kökenlilerin ve siyahların oylarını alamadığı gözüküyor. Dolayısıyla bu Biden'ın bir aday olarak zayıflığına da işaret ediyor Florida. Şimdi Texas da tekrar benim önümdeki haritada öne geçti gibi gözüküyor. Yani bu denklem, evet, Florida bize bir fikir veriyor ve işaret Trump'tan, ibre Trump'tan yana gözüküyor. Peki postayla kullanılan oylar sayılmaya başlamıştı. 80 milyonun üzerindeydi galiba, değil mi? Onların sayılmanın ne kadarı tamamlandı? Çünkü o kritik bir konu, hep konuşuyoruz sonraki günlere, cumaya kadar postayla kullanılan oyların sayımı sürebilir diye, ama o kadar uzayacak mı? Şimdi bazı eyaletlerde zaten oylar geldiği anda sayılmaya başlıyordu. Burada tartışmalı eyalet Pennsylvania. Çünkü belki seçimin hala Pennsylvania'ya kilitlenme olasılığı var. Zayıf bir olasılık olmakla birlikte. Pennsylvania bugün itibariyle, artık akşam bir saat önce yanılmıyorsam, biz artık bugün daha fazla oy saymayacağız, önümüzdeki günlerde saymaya devam edeceğiz dedi. Çünkü Pennsylvania eyalet kanununa göre postayla gelen oylar seçim günü sayılmaya başlanıyor. Ve son Anayasa Mahkemesi'nde görülen davadan da çıktığı gibi, bugün zarfın üstünde 3 Kasım tarihi varsa ve önümüzdeki 3 gün içinde gelecekse oylar, onlar da sayılacak. Ne kadar ibreyi değişecek gözükmüyor. Fakat şimdi bu Amerika haritasına bakıldığında postayla gelen oylarda demokratların avantajı olması gerekirken, ona rağmen Trump'ın fark attığı gözüküyor. Dolayısıyla yani bütün tahminler aslında yerli bir oldu. O postayla oyların demokratlara çok da faydası olmadığı anlaşılıyor. Senle bu seçim sürecini konuşurken özellikle son televizyon tartışması sonrası Trump'ın
tersi yönde, anketlerin tersine durumu değiştirebileceğini söylemiştin. Hatta konuşmuştuk, yani açıktan insanlara sorulduğunda ben Biden'ı destekliyorum demek belki daha hatta havalı bir tavır gibi görünüyor. Trump'a oy verecek olanlar Trump'a oy vereceğini çok da söylemiyorlar ama sandığa gittiklerinde tercihlerini böyle kullanabilirler diye. Şimdi öyle bir tablo mu çıkıyor karşımıza? Belki erken tabii bunu söylemek için ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Sürpriz mi şu an çıkan seçim haritası senin için? Kuşkusuz sürpriz. Ben her zaman ilk günden beri Trump'ı bir kalemde silinmemesi gerektiğini, bir sürpriz yapabileceğini, hala bu seçimde anketlere rağmen çok kazanabileceğini ve bu seçimin başa baş olduğunu düşünüyorum. Benim için sürpriz olan Trump'ın popüler oyda da şu anda önde olması ve bir takım, yani kesin artık Biden'a gideceğini tahmin ettiğimiz eyaletlerde de önde olması. Bu da şunu gösteriyor. Evet, televizyon tartışmasının Trump'a faydası olmuş gibi gözüküyor. Ama daha da önemlisi galiba Covid'in en çok Trump'a faydası oldu. Çünkü Covid'e yakalandıktan sonra Trump'ın ayağa kalkması, en son günde 5 eyalet birden gezmişti. O insanla binlerce insanı toplaması, birebir temas etmesi, onlarla seçmene yaklaşması ve mücadele ettiğini, ayakta kaldığını göstermesi, virüsü bir Çin'in icadı ve Çin olarak yorumlaması, Çin'le mücadele edeceğini, Çin'e bu konudan dolayı hesap soracağını söylemesi, ekonomiyi yeniden başlatacağını insanlar vaat etmesi. Ki ekonomi konusunda virüsten önce Amerika gayet iyi gidiyordu. Trump'ın kuvvetli olduğu bir alan ekonomi. En azından yani anketlerde hala Trump'ın vurulacağını düşündüğü yerden aksine, yani Trump'ın koronavirüs sürecini kötü yönettiği ve buradan da seçimde kötü bir sonuç alacağını düşünenlerin aksine, özellikle son dönemde kendisinin de hastalığı geçirmesi onun bir nevi kaderini değiştirdi diyorsun bu seçim sürecinde. Öyle gözüküyor. Tabanı Trump'a çok daha fazla bağlanmış görünüyor şu anda. Çünkü onun işte virüsü de yendi. Bu engelleri o yener. Kendisi bile bu kadar riskli bir grupta olmasına rağmen virüsü yendiğine göre o mücadeleci, kuvvetli bir insan. İnsanların içine çıkmaktan korkmuyor diye yorumlamışa benziyor. Öte yandan Biden arabalara konuşuyordu. Trump mitingler yapıyordu. Yani Zoom'la bu işlerin pek olmadığı anlaşılıyor. Çünkü hani eldeki bölgeleri bile kaybetmiş durumda Biden. Yani Trump geleneksel bir kuvvetli lider, bu işi yapan, bu işi beceren, çözen bir lider portresi çizerek aslında yani zafere şu anda gitti demek çok zor resmi sonuçlar açıklanmadığı için, ama bu yüzden en azından önde gözüküyor. Peki sence Amerikalılar neyi oyladılar? Kimi demeyeyim de neyi oyladılar bu seçimde? Bu kadar yoğun katılımlı, gerilimin yüksek olduğu seçimde neden bu kadar gerildiler? Neyin tercihini yaptılar? Herhalde şöyle bir bölünmüşlük söz konusu olabilir. Bir kesim Trump'la devam etmemek için kim olursa olsun ona oy vermek istedi. Bir diğer kesim ise ekonomi ve hayatın tekrar başlaması, ülkenin yeniden açılmasına oy verdi. Trump'ı sevmiyor olabilir belki bu seçmen. Fakat hakikaten Biden biraz ülkeyi yeniden kapatacağım, bilim insanlarını dinleyeceğim tarzı bir algı oluştu Biden'la ilgili. Eyvah ya, tekrar işimizden mi olacağız? Yani insanlarda çünkü bu Covid yorgunluğu başladı. Bir bıkkınlık oldu. Artık kimse virüsten bahsetmek istemiyor. Çin'e karşı bu Trump'ın stratejisi etkili oldu. Ve ekonomi, en önemlisi Trump'a oy veren insanların derdi ekonomiydi. Ve Trump karşıtlığı ekonomik kaygıları yenecek kadar önemli olmadı. Çünkü Biden bu konuda da Trump'ı yenemedi. Anketlerde daha seçim öncesinde bile önde gözükürken hala Trump'ın en zayıf olduğu yerde bile ekonomi konusunda önde olduğu gözüküyordu. Dolayısıyla Biden'ın ben Trump değilim, Trump çok kötü bir insan, onun karakteri kötü, beni seçin demesiyle Trump'ın ekonomiyi ben çözeceğim, ülkemizi açacağım, size işler vaat ediyorum, insanları, halkı ben düşünüyorum demesi karşılığını buldu. Bir meşhur bir laf vardır Bill Clinton'a seçimi kazandıran, ekonomi bu, aptal mısın gibi meali çevirebileceğimiz bir danışmanı bunu söylemişti. Yani seçimlere ekonomi karar verir, en basiti budur diye. Evet. Burada da öyle gözüküyor. Yani seçimden önce ekonomik olarak kuvvetliydi Amerika ve Amerikan seçmeninde Trump'la ikinci dönemde tekrar toparlanabileceğine karar vermiş gibi gözüküyor. Peki Trump önde giderse bir ulusa sesleniş yapabilir diye bekliyorduk. Hatta işte oy kullanma süresi bitince birkaç saat sonra çıkar diye. Şimdi öyle bir beklenti var mı? Ve şu anda tabii sanki Trump lehine görünüyor ama elbette ilerleyen saatlerde yine Biden araya açma olasılığı yüzde kaçtır sence? Bir olasılık var. %100
Yani yüzde evet tabii ki var. Şimdi mesela 38 sandalyeli Texas ne olacak? Hı hı. Hakikaten şimdi oralar hala net olarak kazanılmış eyaletler değil. Ama Trump şu anda önde gözüküyor. Pensilvanya benzer şekilde yani giderek kırmızıya dönüyor harita. Ama Trump'ın evet bu gece balkona çıkıp bir balkon konuşması yapması bekleniyordu. Ki seçimi bütün teamüllere aykırı olarak normalde başkan adayları ya da görevdeki başkanlar seçim kampanyası Beyaz Saray'ın arasında kalın bir duvar örerler. Seçim gecesini Beyaz Saray'da takip etmezler. Trump yaklaşık 400 davetliyle Beyaz Saray'ın doğu kanadında bir davet verdi. Seçimi oradan takip ediyor. Seçim yönetimini Beyaz Saray'ın içinden takip ediyor. Şimdi orada balkona çıkıp hakikaten bir konuşma yapması bekleniyordu. Henüz daha çıkmadı. Sanırım o da Texas'ın ve Florida'nın netleşmesini, çünkü ona yakın televizyon kanalları, Fox News bile henüz bu eyaletlerle ilgili ilan etmedi galibi. Belki bunu bekliyor olabilir ama bu gece bu konuşma yapacak mı yapmayacak mı belli değil. Bir de tabii Amerika'da gergin bir ortam var. Bütün mağazalar, dün de konuştuk, bütün mağazaların önü suntalarla kapalı, protesto ihtimalinden bahsediliyor. İnsanlar sokağa çıkabilir deniyor. Trump'ın her an çıkabilmesi belki bir provokasyonu da tetikleyebilir. İhtimalinden dolayı da temkinli davranıyor olabilir. Yani farklı bir şekilde kazanırsa, araya çok açarsa gayet tabii ki haklı olarak hakkıyla çıkıp konuşacak. Ama işte bir oya kaldıysa mesele, beraberlik gözüküyorsa ya da 4 gün sonra belli olacak Pensilvanya oylarına kaldıysa Trump'ın bir balkon konuşması yapması halkı galeyana getirebilir. Bundan dolayı da kendini geride tutuyor olabilir. Evet, çok teşekkürler Oray. Biz 8'de yine seni epey uykusuz bırakacağız ama önemli bir gün 8'de yine seninle konuşalım. Şimdilik bir ara görüşmek verelim. Üzere, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Ve bir konuğumuz var, kendisinin de görüşlerini alalım. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu şu anda konuğumuz, gün başlıyor da. Ersin Kalaycıoğlu, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi günler. Çok teşekkürler. Önce bu sonuç, Biden açık ara giderken şu an dengeleri biraz Trump lehine çevirmiş gibi görünen bu sonuç sizce şaşırtıcı mı? Yok, bu bekleniyordu temel itibariyle. Birçok eyalette özellikle sandıklarda yapılan sayımların, daha önceden verilmiş oyların, postayla gönderilen oyların sayımından önce olacağını ve bu sayım sonucunda da Trump'ın önde çıkacağı bekleniyordu. Zaten kendisi bu açıklamaları yaptı. Yani bu gece belli olsun ve bitsin. Ondan sonra sayılmasın diye öneride bulundu. Bunun için bazı başvurularda da bulundular. Cumhuriyetçi Parti çeşitli eyaletlerdeki avukatları vasıtasıyla yargıya da gittiği oldukların. Ama öyle zannediyorum, süreç devam edecek. CNN, uluslararası CNN kanalını eğer dinleme fırsatı varsa izleyicilerin, orası daha henüz bu işin çok başında oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri saatiyle, tabii orada 4 değişik zaman dilimi var. Doğu saatiyle şu anda 11:20 geçiyor filan bir saat gece orada ve şu anda başlıyoruz. Dolayısıyla bu sayım epey sürecek gibi gözüküyor. Ve şu andaki görüntü birçok yerde bunun yine büyük olasılıkla bu kadar baş başa giderse çeşitli avukatların girişimleriyle, hukuki süreçlerle devam edecek. Muhtemelen bazı yerlerde mahkemelere başvurulacağı şaşırtıcı olmayacak gelişmeler olacaktır. Yani bunun önümüzdeki günlerde bir hukuki süreç olabilir. Seçim sonucu bir türlü kesinleşmeden belki haftalarca uzayabilir diyorsunuz. Haftalarca olduğundan emin değilim ama 2000'i anımsayanlar Florida'daki sürecin bir benzerinin örneğin Pensilvanya'da yaşanabileceğini düşünmekteler. Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum şu aşamada. Ama seçim sonuçları daha en azından Pensilvanya'daki oyların sayımı birkaç gün daha süreceği için kesin sonuçlar ancak Cuma gibi belli olacak gibi gözüküyor. Tabii bu arada bir büyük sürpriz olmazsa, Trump'ın beklenmedik bir eyaleti kazanması veya Biden'ın yine beklenmedik bir şekilde örneğin Texas eyaletini kazanması gibi bir durum söz konusu olursa, o zaman tabii bütün bu öngörülerin değişeceğini düşünebilirsiniz.
Peki şunu merak ediyorum. Elbette biz Amerika Birleşik Devletleri seçimini konuşuyoruz ama bu kadar hararetle konuşmamızın tabii dünyaya siyasi olarak bunun nasıl yansıyacağı, ülkemizle ilişkileri nasıl yansıyacağı gibi birçok boyutu var merak ettiğimiz. Bir lider profili olarak Trump'ın bugüne kadar üslubu, tavrı, açıklamaları ve yeni bir liderlik modeliyle ilgili de üzerine söylenecek çok şey var. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyada hem ülkemizde insanları iki kutba doğru daha da çok iten bir yarık var aslında. Şimdi bu seçim bu açıdan ne ifade ediyor? Seçmenin Amerika Birleşik Devletleri'nde sandığa koşmasının, bu kadar çok gerilmesinin sebebi ne? Neyi oyladılar? Bundan sonra yansıması nasıl olur dünyaya? Şimdi çok farklı, çok sayıda etkisi olacaktır. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmakta olan çeşitli yöntemlerle yapılan kamuoyu yoklamalarının güvenilirliği yine tartışılacaktır. Bu teknolojinin öngörüde bulunmada ne kadar yararlı olduğu. İkincisi, burada bir utangaç Trump oyu varmış gibi gözüküyor. Eğer popüler oyda da önde bitirirse Trump, bu tahmin edilemedi. Çünkü 2016 seçimleri sonunda Hillary Clinton'ın popüler oyda %2-3 gibi öne geçeceği tahmin ediliyordu. O tahmin tuttu. Ama şu andaki gidişatta başa baş görünüyorlar. Hatta Trump azıcık önde gözüküyor. Dolayısıyla bu bugüne kadar yapılan tahminleri yanıltmış olacaktır. Çünkü en son tahminler aranın biraz kapandığını ama Biden'ın popüler oyda %3 kadar önde olduğunu göstermekteydi. Yine bu konuda ne hatalar yaptı diye araştıracaklardır. Ama seçmenin Trump'a oy vereceği halde bunu kamuya açıklamaktan imtina ettiği, neden sizce? Ve utangaçlık gösterdiği düşünülebilecek bir husus. Ve utangaç Trump oyu olduğu, sessiz çoğunluk falan gibi ifade ediliyor aynı zamanda Amerika'da bu. Bunlara iyi ulaşılamadığı falan düşünülecektir zannediyor. Bir tanesi bu. İkincisi, Trump dünyada gelişmekte olan popülist hareketleri temsil eden bir lider. Yani kurumlara, anayasaya, yasalara vesaire düşman. Aynı zamanda Amerika'daki entelektüel yapıya, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen büyük sermaye çevrelerine. Yani kısacası seçkinler diyebileceğimiz veya elit diyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde, aynı zamanda ekonominin yönetiminde etkili olanlarla ilişkileri biraz popülist bir havada. Yani ortada bir temiz, saf ve kandırılmış geniş bir halk kitlesi olduğunu ve bunları kandıranların ise bu elitler olduğunu, özellikle entelektüel elitler olduğunu iddia ediyor. Ve bunların özellikle 2016'da bu çok tartışıldı, şimdi tartışılmadı. Siyasi bakımdan doğru diye tabir edilen, politically correct veya kısaca PC diye bilinen yaklaşıma büyük bir saldırıda bulundu. Ve onu ortadan kaldırabilecek bir üslupla konuşuyor. Attığı tweetlerde insanlara hakaretler, ırkçılık, aynı zamanda seksizm, yani kadın aşılaması üzerine kullandığı terminoloji. Bunların tamamı daha önce özellikle üzerinde çok durulmakta olan, halen de durulmakta olan, siyasi bakımdan doğru olanı söylemek, insanları rencide etmemek, aşağılamamak, ayrımcılığa sebep olmayacak bir dil kullanmak konusundaki duyarlılıkları hedef alıyor ve bunlara çok büyük bir saldırıda bulunuyor. Ve bu bakımdan da böyle bir popülist söylemle ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu dünyanın geri kalanında, özellikle hemen Atlantik'in öbür tarafında, Büyük Britanya'da veya Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ve onun ötesinde Avrupa kıtasında benzer eğilimler içerisinde olan, yani kurulu demokratik yapıya ve onun kurumlarına savaş açmış bulunan çok sayıda özellikle aşırı sağcı lideri büyük ölçüde motive ediyor. Ve bu motivasyondan onların yararlanma imkanı, Yani bu işe yarıyor, bu üslup tepki çekmek yerine karşılık da buluyor deyip de bu yoğurdu biz de böyle yiyelim diyenler
Evet. Bundan cesaretlenebilir, kendilerini haklandırabilir diyorsunuz. Aslında çok özür dilerim, bir daha bölmemek için, siz aslında Trump'ı tarif ederken bir anlamda bu utangaç oyların neden açıktan olmadığını da yanıtladınız. Yani neden insanlar oylarını gizliyorlar, ama onu yine de ben sizin tarifinizle sormak istiyorum. Neden ben Trump'a oy kullanacağım demiyor açık açık ama sandıkta oyunu oradan yana kullanıyor? Ay tabii, şimdi sonuçlar tam belli olmadan Trump popüler oyun çoğunu aldı mı bilmiyorum. Belki kamuoyu yoklamacıları. Yok, ben alsa da almasa da seçmen açısından soruyorum zaten. Tutmuştur. Dolayısıyla bu ne kadar yaygın bilmiyorum. Tabii, bu araştırılacak, ortaya çıkacak bir mesele. Ama spekülasyonlarda bunlar vardı. Yani bu utangaç oylar spekülasyonlarda ifade edilmişti. Çünkü burada özellikle belli bölgelerde Trump'a çok eleştiri yöneltilen ve kamusal alanda eleştiri yöneltilen alanlarda çıkıp Trump'a oy vereceğinizi açıklamak biraz zor. Yani burada arkadaşlarınızla ilişkileriniz bozulması, dışlanmanız, çalıştığınız iş yerinde ayrımcılığa uğramanız, insanların kötü gözle bakması falan gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla insanlar bundan çekinerek gerçek tercihlerini belirtmemektedirler. Dolayısıyla diye düşünülüyor. Temel hipotez bu. Bu olmuş mudur ve ne kadar olmuştur, onu tabii daha sonra araştırma yapan meslektaşlarımız görecekler. Ve kamu yorumcuları ortaya çıkarma durum. Ama devam edersem listeyi nelere etkileyebilecek diye. Üçüncü olarak tabii. Amerikan dış politikası gayet milliyetçi ve içe kapalı bir hale dönüşen Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla büyük ölçüde değişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin komşularıyla olan ilişkileri 2016'dan sonra bir kriz yaşadı. NAFTA iptal edildi, yeni bir anlaşma yapıldı. Adından başka fazla bir şey değişmemiş gibi gözüküyor ama yine de aradaki ilişkilerin Amerika'nın üstünlüğüne dayanması gerekiyor. Amerika first diyor burada. Yani Amerika birinci geliyor. En önce o geliyor. Buna dayalı olarak ilişkiler kuracağını belirten bir yönetim iktidara geçti. Atlantik ilişkileri, yani NATO ile ilişkiler ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde büyük ölçüde sorunlar yaşamaya başladı. Önce NATO'nun bir işe yaramadığını iddia etti. Sonra kendisi üzerinde gelen bir takım içeriden gelen baskı ve tepkiler dolayısıyla bunu değiştirdi. Ama NATO ülkelerinin özellikle Almanya'nın savunma harcamasını arttırması için büyük baskıda bulunan bir Trump yönetimi gördük. Daha önce de bu talepler yapılıyordu ama bu üslupla bir baskı söz konusu değildi. Ve dolayısıyla NATO içerisinde ciddi ayrımlar ortaya çıktı. Zaten NATO'yu olabildiğince zora düşürmeye çalışan ve bölmeye çalışan bir Rusya var. Ona bir miktar imkan sağlamış gibi gözüküyor. Aynı zamanda Rusya yönetimi ve Putin konusundaki son derece olumlu görüşleri dolayısıyla da Trump Amerika içerisinde de büyük eleştiri aldı bu dış politika dolayısıyla. Şimdi aynı zamanda Çin'le olan ilişkisi. Çin gelişen ve büyüyen bir ekonomi ve Amerika'nın ekonomik tahtını tehdit eden bir durumda. Ona uyguladığı çeşitli rüsum, vergiler, gümrük rüsumları vesaire söz konusu oldu. Bununla Çin'i bir miktar cezalandırmak mı diyelim, durdurmak mı? Bu şekilde bir sürece girmeye çalıştı. Ve burada da ilişkiler bir hayli gerilimli hale geldi. Ama gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Çin oldukça milliyetçi dış politikalar gütmeye başladılar. Bu tür dış politikalar nitelikleri itibariyle çatışmacıdır. Dolayısıyla savaşa sebep olabilecek niteliktedirler. Dolayısıyla dünyanın daha az güvenlikte olduğu bir yere doğru kaymakta olduğunu gördük. Yine burada önemli olan bir husus, nükleer silahların sınırlandırılması konusunda daha önce Rusya ile veya Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletleri arasında başlamış olan ve anlaşmalar ve yapılmış olan anlaşmaları rafa kaldırmaya başladı. Özellikle orta menzilli nükleer silahlardaki anlaşmanın ortadan kalkmış olması dünyayı çok hızlı bir şekilde gelişebilecek bir nükleer savaş eşiğine getirdi. Şimdi bu çok daha az güvenli bir dünyada yaşıyor. Biraz da Trump'ın izlediği politikalar dolayısıyla. Peki affedersiniz, Trump ya da Biden? Dünya için bu anlamda bir farkı var mı dünyadaki bu güvenlik politikaları açısından ve şöyle, Türkiye yani, için hep Trump'ın daha
olumlu olabileceği gibi bir değerlendirme, bir bakış açısı var. Katılıyor musunuz? Yani Trump'la Biden fark ediyor mu Türkiye için? Şimdi birinci sorudan başlayalım. Dünya için şöyle, Biden'ın izleyeceği politika daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği, transatlantik ilişkilerin güçlü olduğu, aynı zamanda Amerika'nın müttefikleriyle ilişkilerinin iyi olduğu ve dolayısıyla müttefikleriyle dünyayı ortaklaşa yönetme esprisi içerisinde yaklaşan bir Amerikan yönetimi vardı. Buna multilateralizm deniyor ve 1945'te Dünya Savaşı bittiğinden beri Amerika'nın izlediği dış politika buydu. Bunu milliyetçi ve içe kapanı bir dış politika haline dönüştüren bir Trump var. Dolayısıyla bu dönem kısa sürmüş ve bitmiş olacak eğer Trump kaybederse. Ve onun yerine tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini desteklediği, onlarla iyi ilişkiler içinde olduğu, hasımlarını ise olabildiğince kontrol altına almaya çalıştığı bir döneme dönülecek. Yani Rusya ile olan ilişkiler değişecek, Çin ile olan ilişkiler değişecek. Ama buna karşılık NATO ile olan ilişkiler, Japonya ile olan ilişkiler, Güney Kore ile olan ilişkiler yine eskisi gibi daha güçlü ve sağlam bir temele doğru dönme durumunda. Dolayısıyla böyle bir farklılık göreceğiz. Aynı zamanda ticari ilişkiler olarak da Dünya Ticaret Örgütü ile ilişkileri, dünyadaki ticaret kurallarının yine uluslararası bağlayıcılığının artması, burada ulusal girişimlerle vergi veya rüsum koyan ve ani olarak bir takım yaptırımlar getiren filan bir böyle emrivakilerle yönetilen bir iktisat politikası sürmeyecek eğer Biden gelecek olursa. Verdiği işaretler bunlar temel itibariyle. Aynı zamanda ekonomide özellikle yenilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için büyük yatırım yapmaktan bahsediyordu ve Pensilvanya'da kopan kavga oradaki fracking denilen kaya gazı çıkartılma gibi o çevreyi büyük ölçüde pisletiyor. Evet. Trump ben buna devam edecektim ama Biden etmeyecek dedi. Son dakikaya kadar dün Pittsburgh'da yaptığı konuşmada hala fracking'i engelleyecek hiçbir şey söylemedim böyle bir şey yok diye teskin etmeye çalıştı seçmeni. Muhtemelen Pensilvanya'yı kaybederse belki de bir kaybetme nedeni bu fracking konusundaki yapmış olduğu seçmenin gözüne çelişir gibi gözüken açıklamalar olabilecektir Biden. Şimdi bu dünya ile ilişkiler ama Türkiye ile ilişkilere geldiğiniz zaman Türkiye bir NATO üyesi. NATO ile ilişkileri kuvvetli olduğu sürece Biden'ın NATO içerisindeki dayanışmayı arttırması için yapacağı girişimler Türkiye için bir sorun teşkil etmeyecektir. Ama Türkiye'nin kah NATO içerisinde görünüp kah NATO'yu bir şekilde bozmaya ve bunun arasında bir ayrımcılık yaratmaya veya içeride bir takım mekanizmaların çalışmasını zorlamaya çalışan çeşitli girişimleri yapan Rusya'nın yanında yer alıyormuş gibi görünmesi durumunda bir takım zorluklarla karşılaşması söz konusu. Evet. Onun dışında evet. Güneyimizdeki sorunlar var Suriye'de ve Irak'ta. Bu konuda Trump yönetimiyle Biden yönetimi arasında çok büyük bir fark yok. Zaten oradan asker çekmeyi, yani Amerikan askerlerini çekmeyi özellikle Irak'tan daha önceki Obama yönetimi başladı. Trump sadece bu politikayı devam ettirdi. Oradaki çeşitli savaşan unsurlarla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arasındaki ilişki Trump döneminde değişmedi. Bugünkü Trump yönetimi hala YPG ve PYD'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı kullandığı ve onunla çok iyi ilişkilerde olduğu bir kendi ajanı olarak görüyor. Biden'ın bu şekilde görmeye devam edebileceğini gösteren kanıtlar var. Burada da bir değişiklik olmayacak. Yani Trump olsa, Biden olsa ne değişiyor? Güneyimize bir şey değişmiyor. Doğu Akdeniz konusunda benzer bir pozisyonda olacağımız kanısındayım. Orada da çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de yatırımı var, şirketleri var. Bunlara sahip çıkacaktır. Aynı zamanda Akdeniz'de Amerika'nın filosu var, 6. filo. Pentagon'un belli bir pozisyonu var. Bu değişmedi. Evet. Ve Amerika'nın evet. dış politikası bütün değişikliklere rağmen özellikle Pentagon ve savunma sanayi söz konusu olduğu vakit Trump'a her zaman geri adım attı. Son cümlelerinizi rica edeceğim. Lütfen. Ve burada da çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Yani Biden'la Trump arasında bizde olabilecek en büyük değişiklik Türkiye'nin NATO ile ilişkilerindeki zorluklar, kolaylıklar konusunda
ve şu anda izlemekte olduğu politikanın sürdürülebilirliği konusunda bir takım sorunlar çıkabilecekmiş gibi gözüküyor. Onun dışında başka bir öngörülebilir bir değişikliğin olabileceğini söylemek bir hayli güç. Ama orada da çok büyük bir kırılmanın olacağını iddia edebilmek zor. Evet. Amerika'nın yönelimi Çin'e, yani Çin şu anda en büyük tehdit durumunda ve dolayısıyla güç projeksiyonunu Batı Pasifik ve özellikle Hint Okyanusu'na da uzanan Batı Pasifik bölgesine yönlendirilmiş durumda. Orta Doğu ile uğraşmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Eğer Orta Doğu kendisiyle uğraştırmak için özel bir çaba göstermezse, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da daha fazla bir etkinlik kazanmak şeklinde, özellikle asker kullanarak, güç kullanarak etkinlik kazanmak suretiyle rol oynayacağını gösteren bir kanıt da yok. Ve Trump ve Biden. Peki. Çok teşekkürler Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu katıldığınız için, katkınız için. Sağ olun, iyi günler. Evet, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri seçimi ile ilgili değerlendirmelerini aldık. Hala epey yolu var seçimin ama Trump beklenenden daha iyi sonuçlar aldı bazı eyaletlerde, özellikle Florida'da. O yüzden bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor. Takip ediyoruz ve göreceğiz önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde neler olacağını. Bu arada ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi de bir açıklama yaptı. Gazetecilerle bir video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Trump'ı kastederek başkanın girişebileceği herhangi bir hile karşı demokrasimizi her türlü yolla korumaya hazırız açıklamasında bulundu Pelosi. Emin olun ki bizim demokrasimiz ayakta kalacak dedi. Bunu söylemeyi sevmiyorum. Bunu yapmak zorunda olmaktan da kalmaktan da hoşlanmıyorum ama başkanın yapmak istediği buysa biz savaşmaya hazırız dedi ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi ve Trump'la çok birbirlerine sert açıklamalarını biliyorsunuz bugüne kadar. Or whether we will choose hope, liberty. Gün başlıyordan tekrar merhaba sevgili seyirciler. Saat 8 olmak üzere, hemen Ankara'ya dönelim. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ile başlayalım güne. Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde. Günaydın Muharrem abi. Günaydın Serap. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdi bu tabloya baktığınızda sizin için şaşırtıcı mı? Henüz elbette bir sonuç yok ama bazı noktalarda, beklenmedik yerlerde Trump beklenenden daha çok oy aldı, daha çok delege elde edecek gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir durum var. Şu an delege sayısı açısından baktığımızda gördüğüm kadarıyla Biden 209, Trump 118 değil evet, mi? Evet, Biden önde. Yani seçici delegelerde Biden daha önde gözüküyor. 270'i bulan da kazanıyor. Yani Trump önümüzdeki dönemde acaba kapatabilir mi onu bilemiyorum. Şu an için net bir şey söyleyemiyorum. Ama burada çok açık bir şey var. 1982 ve 92'de yaşanan tekrar ediyor. 1982'de Kaliforniya valilik seçiminde ve 1992 yılında da Britanya seçiminde muhafazakar seçmenin tutumu çok önemli olmuştu. Kamuoyu anketlerinin hemen hemen hepsinde muhafazakar seçmen tutumunu gizlemeyi çok iyi başarmıştı. Biz buna sessiz yığınlar diyoruz veya sessiz kitleler. Dolayısıyla muhafazakar seçimin ve muhafazakar seçmenin böyle bir tarafı var. Yani eleştiren, kamuoyunda çok yüksek eleştiri alan kendi liderine veya partisine dönük tutumunu açıklamaktan kaçınıyor veya farklı bir tutum sergiliyor. Bunu özellikle Thatcher döneminde 1992'de Britanya seçiminde karşımıza çıkmıştı. Ve orada da anketler aynen bugün olduğu gibi ciddi oranda yanılmıştı. O dönemde de İşçi Partisi bir puan önde gözüküyordu ama Thatcher 7.6'lık bir puanla öne geçti ve
İşçi Partisi'ni yenip yeniden başbakanlığını sürdürdü. Neden de o dönemde Thatcher'ın uygulamalarının kamuoyu tarafından çok eleştirilmesiydi. Bilim insanları bizdeki kamuoyu şirketlerinin yaptığı gibi yapmadı. Oturdular kamuoyu şirketleri, bilim insanlarını yanlarına aldılar, akademisyenleri yanlarına aldılar. Biz niye yanıldık diye üzerinde durdular ve bir kuram geliştirdiler. Bu kurama da utangaç, muhafazakar, seçmen, etmeni adını verdiler ki suskunluk sarmalının en önemli kuramlarından birisi haline getirildi. Burada da yine benzer bir durumla karşı karşıyayız görüldüğü kadarıyla. Muhafazakar seçmen yine utangaç davrandı, yine tutumunu veya oyunu tam net olarak yansıtmadı ve anket şirketlerinin yanılmasına yol açtı. Oysa ki utangaç muhafazakar seçmen etmeni kuramı anket şirketleri ve anketörler tarafından kendilerine bir bölüm olarak konulmuş ve o dikkate alınması gereken bir unsur olarak değerlendirilmişti. Demek ki Amerika'daki anketörler bunu çok göze almadı veya çok düşük oranlı düşük tuttu. Ve sonuçta öyle 7-8 puan öne gidecek ve Biden alıp götürecek yaklaşımının çok da gerçekçi olmadığı ortada gözüküyor. Bu utangaçlığın sebebi sizce ne? Yani açıktan rengini belli etmemenin, seçmenin bu tavrının sebebi sizce ne? Ve bu seçimde sizce neyi oyladılar, neyi tercih ettiler? Örneğin COVID-19 sürecinin iyi yönetilip yönetilmediğini acaba değerlendirdiler mi? Yani bu sonuç sanki ondan daha çok liderlerin tavrını, temsil ettiği değerleri, üslupları oylamak gibi. Ne dersiniz? Şunu söylesek belki bunların ötesinde başka bir şey var. Orta ve orta alt sınıf seçmen kendisinin önemsendiğini fark ettiğinde kendisine çok daha yüksek oranlı değer verilip elitler veya bilinçli seçmen diye nitelendirilen veya politik seçmen diye nitelendirilen kesimlerdeki yaklaşımları göz önüne tutuyor. Yani diyor ki bu Trump beni önceliyor. Bu Trump elitleri veya çok entelektüel kesimleri değil de benim düşüncelerimi daha öne koyuyor. Dolayısıyla benimle birlikte yönetiyor anlayışı. Trump'ın bütün yaptığı yanlışların önüne geçiyor. Çünkü onu öne çıkartıyor, onu önemsediğini hep vurguluyor. Bütün konuşmalarda onun dilini kullanıyor. Dolayısıyla o dil aslında ülkenin genel kültürel, entelektüel yapısında ciddi oranda bir farklılaşma veya aşağı düşme yaşatıyor ama hiç önemli değil. Orta alt veya orta kesimde etkin yer buluyor ve Amerikan seçmeni de daha çok buna bakıyor. Nitekim dikkat ederseniz gelişmiş veya entelektüel açıdan yüksek oran üniversitelerinin çok önemli üniversitelere sahip olan kentlerde baktığınızda Biden'ın kazandığını görüyorsunuz. Evet. Ama ortaya doğru gidildikçe, orta kesime doğru gelindikçe de Trump'ın daha etkin bir halde olduğuna tanıklık ediyoruz. Texas mesela burada çok dikkat çeken, her ne kadar başa baş bir yarış hala sürüyordu, sonuçlandı mı bilmiyorum ama öyle bir duruma geldi ki orada da farklı bir durum söz konusu. Ama ülkenin genelde orta kesimleri diye nitelendirdiğimiz veya orta gelir seviyesine veya orta alt gelir seviyesine sahip kesimlerinin bir suskunluğu sonucunda sandıkta oyunu göstermesi ki zaten kuramın adı da bu şekilde gerçekleşmişti. Utangaç, muhafazakar, seçmen, etmeni veya efekti. Evet, isterseniz oraya yine bir gidelim. Gece yarısından beri aralıksız yayınlar verdi bize Oray. Daha iyi anlatır. Bir son durumu ondan alalım bakalım değişen bir şeyler var mı? Oray tekrar merhaba, iyi geceler. Günaydın Serap, günaydın Muharrem. En sevdiğim dostum Ankara'daki. Onu da hemen vurgulayayım burada. Şaşırtamıyorum Oray. Ankara'daki. Benim de Ankara'daki. Ankara'daki. Serap, bir son dakika gelişmesi evet. var. Biliyorsunuz önce bir Amerika'da bu seçim sisteminin nasıl açıklandığını söyleyeyim. Kanallar ya da haber ajansları söylüyorlar. Dolayısıyla farklı rakamlar gelebiliyor farklı haber kaynaklarından. Fox News, iktidara yakın bir haber kanalı, Trump'a yakın haber kanalı. Joe Biden 227 gösteriyor, Donald Trump 204. Bu diğer ajansların verileriyle biraz çelişiyor. Yani Trump'ın arayı kapatmaya başladığı anlaşılıyor. Texas'ı Trump'ın hanesine yazdılar en son. Florida'yı net bir şekilde Trump'ın hanesine yazdılar. Arizona 11 oylu. O bir sürpriz oldu. Biden kazandı gözüküyor şu anda. Çünkü Trump kazanmıştı, muhafazakar, sağcı bir yer.
Fakat yani yarışın ne kadar kritikleştiğini, ne kadar başa baş gittiğini gösteriyor şu anda. Net bir şekilde Trump hala kazandı diyemiyoruz. O yüzden Trump bu balkon konuşmasını da yapmadı. Bu gece bir şekilde seslenmesi bekleniyor ama herhalde daha bir ferah bir galibiyet bekliyor. Pennsylvania ortada 20 delege, 16 delegeyle Michigan ortada, Wisconsin 10 delegeyle ortada. Bu 3 eyaleti Clinton kaybettiği için Beyaz Saray'ı kaybetmişti. Fox News verilerine göre Trump Pennsylvania'da 12 gibi bir puan farkıyla önde. Michigan'da benzer bir fark söz konusu. Yani hakikaten böyle biterse Trump hem oyunu arttırmış oluyor hem de yani Biden Clinton'dan daha da kötü bir performans sergilemiş oluyor. Böyle devam ederse diyorsun. Bir de ferah bir galibiyet bekliyor ki açıklama yapacak. O yüzden henüz çıkmadı dedin. Yani Trump'ın galibiyetine dönebileceği yönünde şimdi bir kanaat oluşuyor mu orada Fox News'den bağımsız olarak? Nasıl bir tablo var? Pennsylvania'da kritik örneğin. Pennsylvania'da durum ne? Biden'ın kazanacağını şu anda herhalde pek çok kişi düşünmüyordur. Çünkü gerçekten kazanma ihtimali giderek zayıflıyor. Yani Texas'ı ve Florida'yı kaybedip Amerikan başkanlığını kazanmak hakikaten zor. Böyle bir şey olursa evet istatistiki olarak mümkün, bu elimdeki haritaya göre de mümkün ama çok zor. Dolayısıyla yani Trump'ın arayı kapatmaya başladığı, hatta niye Biden'ın kaybedeceğine dair analizler yapılıyor. Bernie Sanders şu anda Twitter'da trending topic olmuş durumda. Herkes keşke Bernie aday olsaydı, acaba daha mı kolay kazanırdı diye onu bile tartışmaya başladılar. Pennsylvania'nın 20 tane sandalyesinde durum şu, bilmiyoruz. Çünkü Pennsylvania'da oylar seçim günü sayılmaya başlandı, önceden gelse bile. Ve Pennsylvania'daki seçim, Pennsylvania'daki eyalet yetkilileri sayımın bu gece itibariyle durdurulduğunu söylediler. Durdu, önümüzdeki günlerde devam edecek. Şimdi orada başka bir tartışma daha var. Zarfın üstünde 3 Kasım yazıyorsa ama önümüzdeki 3 gün içinde geldiyse oylar, onlar da sayılabilecek ama Cumhuriyetçiler bu oylar sayılmasın diye mahkemeye başvurmak istiyor. Yarın belki acil kararlar alınabilir. Bu Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü, sayılacağı kabul edilmişti. Yani bir oy kavgası orada devam edecek eğer iş Pennsylvania'ya gelirse. Şu anda hakikaten çok yakın, ne zaman tam açıklanacak bilmiyoruz. Ama Pennsylvania'ya gelirse Cuma'dan erken öğrenemeyeceğiz sonucu. Oray, öncelikle seni kutluyorum. Çünkü seçimin ilk başladığı günden bu tarafa ülkenin birçok vilayetini dolaştın ve nabız tuttun. Ondan sonra da çıktın ekrana, dedin ki bir dakika, o kadar değil. Yani Biden öyle 7-8 puan veya 10 puan açmış gitmiş gözükmüyor. Evet. Trump'la başa baş, hatta Trump kazanırsa da sürpriz olmaz dedin. Onun için kutluyorum, çünkü bu sonucu önceden tahmin eden ender kişilerden bir tanesisin. Kamuoyu şirketlerinin buradaki yanılmaları veya bu denli yüksek oranlı yanılmalarını neye bağlıyorsun? Muharrem, senin de dediğin gibi az önce anketörler artık sokağa yansıtamıyorlar. Hele özellikle gazetecilerin de seçmenle, özellikle Amerika'daki Trump seçmeniyle bağı tamamen kopmuş durumda. Ben seçim turunda şunu gördüm. Biden'a oy verecek insanlar, eskiden Trump'a oy vermiş, şimdi Biden'a oy verecek insanlar medyayla çok hevesli bir şekilde konuşuyor. Fakat ben mesela Georgia gibi kritik bir eyalette, bir demokrat dalganın beklendiği bir eyalette tek bir Trump seçmeniyle konuşamadım. Yani şahsi olarak tercih etmediğim için değil. Mikrofonu uzattım, yanlarına gittim, en kibar şekilde lütfen hani 2 dakika konuşur musunuz diye. Hepsi istisnasız beni reddetti. Trump seçmeni medyayla konuşmuyor, anketörlerle konuşmuyorlar. Ya söylemek istemiyorlar kendi çevrelerinden dolayı yargılanmamak için. Çünkü artık öyle bir noktaya getirildi ki sanki Trump'a bütün oy veren insanlar işte toplumun alt kademeleriymiş, ikinci sınıf vatandaşmış gibi bir noktaya getirildi bu seçim sürecinde. Ve ikinci bir gerekçe de medyadan nefret ediyor olabilirler. Trump yıllardır medyayı fake news, işte sahte haber, yalan haber medyası diye hep hedef gösteriyordu. Sana da böyle kızgın tepkiler vermişler miydi? Öyle hatırlıyorum çünkü konuşmak istediğim yani, evet, gazeteci olduğunu görünce. Mesela bir Georgia'da bir seçim mahalline gittiğinde bayağı yani niye burada duruyorsun, ne sorular soruyorsun, çabuk git buradan, sakın durma, şerifi çağıracağız gibi. Yani böyle işte hani insanı canından bezdirecek kadar
böyle taktikler uyguladılar. Fakat şimdi şu konuda da Trump'ın hakkını vermek lazım. Hakikaten bu medya çok partizanlaştı. Yani gazetecilik görevinden artık bir amigoluğa dönüştü. Bu da kutuplaşmayı çok arttırdı. Yani New York Times'ı açıyorsun sabahtan akşama kadar Trump'ın ne kadar kötü bir insan olduğuna dair 30 tane birinci sayfasında manşet var. Şimdi bu da artık hani evet para kazanıyorlar, tirajları artıyor, abonelikleri artıyor bu Trump karşıtlığı yüzünden. Ama sokağa yansıtamıyorlar ve o yüzden yanılıyorlar. Anket şirketleri de artık zaten telefonla mı, yüz yüze mi bu yöntemler de pek işlemiyor. Bütün aslında sistemin yeniden inşa edilmesini de gösteriyor bu seçim bize. Ve bir önceki saatte de konuştuk ya, bu seçimde insanlar COVID-19'la nasıl mücadele edildi, işte ırkçılıkla ilgili tavır, demokrasi bunları değil de hangisi bana özellikle dar gelirli olanlar, hangisi bana daha çok kazandırır, benim cebimle ilgili nasıl bir gelişme olur, sonuç olur, buna göre karar verdiler yine pek çok seçimde olduğu gibi sanıyorum. Senin daha evvelki bir tespitin vardı Serap. Hani evdeki tencere önemli olan, her zaman seçmen için önemli olan evdeki tencere. Şimdi COVID-19 öncesi Amerikan ekonomisi hakikaten iyi gidiyordu. Halkta Muharrem'in de az önce söylediği gibi Trump bizi düşünür, Trump bizden yana, özellikle işçi sınıf halkta Trump bizden yana bir algısı var ve Trump bu ekonomiyi çözer. Zaten sorun ekonominin kötü gitmesi burada Trump'ın suçu değil. Çin bu virüsü yarattı bize, bu ülkeyi yarattı. Yani bir başkası da olsaydı yapacak bir şey yoktu. En azından Trump ikinci dönemde Çin'e karşı çok sert mücadele eder. Ekonomiyi nasıl daha evvel dirilttiyse tekrar diriltebilir umuduyla gitmiş gibi gözüküyor seçmen. Bir ikinci ihtimal de şu. Şimdi önümüzdeki günlerde daha net ayrıntıları çıkacak ama genç Latin Amerika kökenli ve siyah seçmende Trump'a yönelik bir ilgi var. Şimdi bu Biden'ın önde olmasını beklenen Miami gibi Hillary Clinton %30'da kazandığı yerlerde ve bu seçmenin yaşadığı yerlerde kaybetti Biden. Yani bu büyük bir şok oldu. Bu insanlar da şunu görüyor olabilirler. Trump evet ırkçı olabilir, azınlıkları hakaret ediyor olabilir ama bir Amerikan rüyası vaat ediyor Trump. Zenginlik vaat ediyor. Kendisi zengin bir insan. Bakın benim peşime takılın, siz de zengin olabilirsiniz diyor. Öte yandan Biden'ın vaat ettiği ise ben bilim insanlarını dinleyeceğim, onlar ne derse onu yapacağım. Ve bu şöyle tercüme edildi. Ülke kapanacak, işsiz kalacağız, aylarca evde oturacağız. Bu yorgunluklar da etkili oldu herhalde sandıkta. Tabii bu tartışmalar Biden kılı payı kazansa bile geçerli. Çünkü yani kazanması gereken yerleri kaybederek kazanmış olacak. Ama yani giderek zorlaşıyor Biden'ın için bir kazanma yolu. Yani genelde de galiba göçmenler ve siyahilerin tercihi Trump'tan yana oldu değil mi? Sadece birkaç yerde değil, genelde de öyle görünüyor. Hakikaten bir çelişki gibi George Floyd olaylarını falan bu sene geçen protestoları, eylemleri de düşününce. Evet, yani normal şartlarda şöyle, demokratların geleneksel olarak bu azınlık seçmenleri silip süpürmesi gerekirdi, peşlerine takması gerekirdi. Ama Biden ilk günden beri böyle bir heyecan yaratamadı. İşte meşhur Despacito şarkısını söyleyen Porto Rikolu şarkıcıyla Florida'da miting yaptı, Lady Gaga çıktı, Barack Obama çıktı, siyah seçmene seslendi. Ama işin özeti 77 yaşında beyaz bir adaya ve halkın içine çıkmayan, bodrum katından çıkmayan bir adaya oy vermediler. Zoom'la, uzaktan arabalara konuşarak, işte ben sorumluyum, kapıları çalmayacağız, el sıkmayacağız diyerek pandemi de olsa seçim kazanılmıyor. Evet. Evet. Oray, peki burada, özür dilerim. Oray, peki burada Biden'ın bu özelliğinden dolayı mı demokratlar kaybetti? Yoksa demokratların uygulamış olduğu politika Trump'ın gerisinde kaldığı için mi? Yani şöyle, Trump'ın özel olarak vaat ettiği hiçbir şey olmadı bu seçim döneminde. Tek bir vaadi olmadı. Sağlık sigortasını yok edeceğim dedi ama yerine ne getireceğini söylemedi. Ekonomiyi düzelteceğim dedi, nasıl düzelteceğini söylemedi. Ama şahsi bir karizması var. Bir rock yıldızı gibi hakikaten kitleleri peşinden sürüklüyor. Televizyondan gelen bir tanınırlığı var. Biden İlk günden beri heyecan yaratmadı ve Biden'ın da tek vaadi, sonraki dönemlerde belki biraz daha programları oldu, vaatleri oldu ama ilk çıkış noktası ben Trump değilim, Trump'tan daha iyi bir insanım, benim karakterim daha iyi, Trump çok kötü, yani anti-Trump olarak bana oy verin dedi. Ve şunu da söyledi Biden, yani Biden aslında yanlış hesabı şuydu, Trump Amerika için bir sapma,
Yani biz böyle bir ülke değiliz dedi. Ama hayır, sapma değil. Bu dünyadaki trendlerde de böyle liderlere bir eğilim var. Orban var, Bolsonaro var. Yani bir sapma değilmiş Amerika içinde Trump. Bunu da görüyoruz. Böyle kuvvetli, evet, popülist liderlerin devri kapanmadı. Yani burada da bir yanlış hesap yaptılar. Ama kitleleri peşinden sürükleyecek Barack Obama gibi bir figür olsaydı mesela, yani sonuç çok daha farklı olabilir ama yani Sleepy Joe diyor, yani uyuyan Joe, biraz bunak Joe anlamına geliyor tam tercümede. O algı önemli oldu. Ben sokağa çıktığımda çok makul insanlar Trump, Biden için ya prompter'a bakmadan konuşamıyor, uyuyakalıyor, o zaten neyi söylediğini bilmiyor diyorlardı. Ve bunun işte 46 yıldır senatoda görev yapıyor, bugüne kadar ne başarmış ki diyenler bu algı sokakta karşılığını buldu. Kötü bir adaydı denebilir. Popülist liderlerin devri, eğer tabii Trump seçilirse, ki seçilmese bile devri kapanmadı. Hatta işte buradan belki körüklenecek biraz. Hep Amerika üzerinden biz kutuplaşmalar, o yarılma hakkında hep konuşuyoruz ve onun üzerinden bir örnekleme veriliyor ya hep. Belki de Trump zaten son dönemi olacağı için bu konudaki rahatlığını Twitter mesajlarıyla ve üslubuyla daha da belki keskin, agresif gösterecek eğer seçilirse bundan sonra, muhtemelen, değil mi? Yani şöyle bir şey, bilmiyorum, hani biz yurt tesellisi mi? Şimdi normalde başkanlar ikinci dönemlerinde daha makul insanlara dönüşüyorlar. Mesela George Bush'un ilk döneminden savaşlar açtı, işte ülkeleri işgal etti, herkes nefret ediyordu. İkinci döneminde gayet makul birine dönüştü. Üzerinde seçilme baskısı olmadığı için. Clinton çok iyi bir başkan olarak hep anılıyor ama ikinci dönemindeki seçilme baskısı kalmadığı için iyi bir başkan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Trump'ın ikinci dönemi de... Evet, böyle bir etkisi. Ben bir şey daha eklemek istiyorum yalnız onu unutmadan. Şimdi burada hep Trump'ın seçimini tartışıyoruz da bir başka seçim daha yaşanıyor şu anda. O hem bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da dengelerin değişmesi söz konusu. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunluğu koruyorlar. Senato'da 11 koltuk şu anda açıkta. 3-4 koltuk kazanması lazım. Demokratlar biraz kazanım elde ettiler. Senato'yu da ele geçirebilirler. Bu Trump'ın 50 kolunu bağlamak anlamına gelebilir. Kongre'nin iki meclisinde kazanırlarsa. Bizi etkileyen kısmı da şu. S-400 yaptırımları Senato'da bekliyor. Trump'ın şahsi olarak Senato Başkanı'na telefon açıp bu yaptırımları geçirme demesinin bir etkisi oldu. Şimdi Demokratlar bu senatoyu kazanırlarsa iç politikada Trump'ı vurmak için bunlar tekrar gündeme gelecek mi? Bu senaryoları da tartışmamız lazım ilerleyen zamanlarda. Peki, çok teşekkürler Oray. Bakalım en nasıl olacak? Şeylerden bir tanesi. Bu arayı çok kapatacak. Çok sağ ol Oray. Çok teşekkürler. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yine size görüşürüz. Hoşça kalın. Kolay gelsin sevgili arkadaşım. Evet, kolay bir gelsin. Konuğumuz daha var ama ona gitmeden önce izleyicilerimiz de soruyorlar gündemin diğer başlıklarını da bir bakalım diye. İsterseniz iç siyaseti de bir konuşalım. Ne dersiniz? Ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Özgür Özdamar da konuğumuz olacak. Ankara'nın başka gündem maddeleri herhalde dün grup toplantısında özellikle deprem üzerinden karşılıklı açıklamaların gelmesi, değil mi? Serap, evet, öncelikle İzmir depreminde enkazın neredeyse tamamı kaldırıldı. İşte çok küçük, evet, bir yer kaldı, onunla uğraşılıyor. Dolayısıyla Ankara'daki siyasetin gündemi de İzmir depremi üzerineydi. Hem Kılıçdaroğlu, hem Meral Akşener, hem Bahçeli ağırlıklı olarak bunun üzerinde durdu. Bu arada da Türkiye Büyük Millet Meclisi çok uzun süredir ötelediği veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin defalarca getirip de meclisten geçiremediği bir önergeyi kabul etti. Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Bundan, evet, böyle mecliste bir bu alanla ilgili, depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili meclis araştırması açılacak ve bu yönde de bir düzenlemeye gidilecek. Dolayısıyla dün Kılıçdaroğlu iktidar annem baban öldü, sana ev verelim diyor eleştirisini getirirken, yine Akşener bu dönemde iyi tedbir alınmadığını, hükümetin gerekli önlemleri alınmadığını ve depremle ilgili yapılması gereken düzenlemeleri yapmadığını ve deprem vergilerinde sağlıklı kullanmadığına dönük eleştirilerini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi
lideri Bahçeli ise keşke diye başladığı birçok keşkeleri sıraladı. Başına da birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke zemin etüdü yapılsaydı, biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden, haçtan çalan insanlık müşterilerine zamanında tepkim gösterseydi dedi. Ki bu da evet, bu da günün en çok eleştirilen veya üzerinde tartışılan cümlesi oldu. Keşke insanlar riskli yapıları tercih etmeseydi cümlesi. Tartışılan bir başka konu da Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter üzerinden yapmış olduğu "Aydan'ın acıyan bir yeri yok, canı köfte ayran istiyor" paylaşımıydı. Buna dönük de dün oldukça yüksek oranlı bir tepkiler silsilesiyle karşılaştık. Bu arada tabii tek İzmir meselesi değildi. Pandemi konusu yine günün en önemli unsurlarından bir tanesiydi. Bir de Avusturya'da, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırı ve o saldırıya karşı direnen iki Türk'ün kahramanlık hikayesi. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iki Türk'ü arayıp, ki bir tanesi adaşı Recep Tayyip, hem onu hem diğer arkadaşını arayıp iki arkadaşına da teşekkürlerini iletmiş. Dün Cumhurbaşkanı kabinesi toplantısı vardı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı COVID-19 tedbirlerine ilişkin yeni önlemleri açıkladı. Özel sektörün esnek çalışmasının teşvik edileceğini ağırlıkla altını çizdi. Bununla birlikte işte bu paket servisi dışında kalan restoran, sinema, otel, lokantaları, kuaförler, dahil berberler, birçok yerde internet, ama kafe. Ama çok geç tabii ondan işte, sonra. Hemen hemen pastaneler, efendim. Saat 10'dan sonra yalnız, yani önce sanki daha gün içindeymiş. Tabii. Saat 10'dan sonra, saat 22'den sonra buraların hepsinin kapatılacağını ve bu tedbirlerin de sıkı sıkıya takip edileceğini söyledi. Ki bu daha önce hatırlarsam burada birçok bilim insanının dile getirdiğiydi. Işık Yavuz'da konuşmamızda işte pazar yerlerine ve bu tür yerlere ilişkin önlemlerin, doçent doktor Işık Yavuz bu yayınımızda alınması ve bunların elzem olduğunun altını çizmişti. Yoksa sıkıntılı bir sürece giriliyor diyordu. Ankara dediğim gibi çok yoğun bir gündem noktasında değil ama ağırlıklı olarak üzerinde durduğu İzmir ve salgın. Salgında özellikle hastanelerdeki ağır hasta sayısının artıyor olması da Sağlık Bakanı'nın dün dikkat çektiği en önemli unsurlardan birisiydi Serap. Evet, bu son tedbirler de sanki alıştıra alıştıra yeni tedbirler gelecekmiş gibi hissettirdi bana. Çünkü salgının seyrini, gelen bilgileri düşünürsek eğer. Bu arada can kaybı da İzmir'de güne yeni başlayanlara da söyleyelim, 113'e ulaştı. Sizin az önce söylediğiniz gibi pek çok noktada artık enkazda aranan kimse yok. Enkazlar kaldırılmaya başladı. Dün o köfte ekmek konusu da içimi parçaladı. Anne deyişi Aydan'ın. Çünkü dünyanın bütün köfte ekmeklerini, her şeyi önüne serseniz ne olur? Annesini kaybetti. 4 yaşında bir kız çocuğu. Acaba o enkazın altında ne kadar süreyle annesiyle iletişim kurdu ve neler yaşadı? Gözü orada kalarak ayrıldı. Hiç unutamayacağız onu. O yüzden bunu hep tekrar etmek, hatırlamak lazım. Başka çocukların da anne diyerek hayata böyle eksik devam etmelerinin önüne geçmek için. Gidelim mi konuğumuza, ne dersiniz? Ekleyeceğiniz evet, başka bir gündem maddesi yoksa... Yok, yok, konumuzu dinleyelim. Çünkü o da günlerdir, biliyorum, yakından biliyorum, günlerdir kendisi de Amerikan seçimlerini bizzat takip ediyor, yakından takip ediyor. Evet. Bakalım ne diyecek konuğumuz? Evet, merhaba doçent doktor Özgür Özdamar konuğumuz. Özgür Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın Özgür Hocam. Şimdi bir son tabloyu soralım size. Yani analiz yapmadan önce şu ilk gördüğünüz beklentileriniz vardı. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı izlenimleri ve beklentileri var. Şu gördüğünüz son tabloyu ne ifade ediyor size? Gördüğümüz son tablo belki de gecenin en büyük kaybedeni holding şirketleri. Yani anket şirketleri Amerika'da. Çünkü son 1-2 haftadır baktığımızda öyle bir hava oluşturuldu ki sanki Joe Biden açık ara kazanacak, ezici bir şekilde Başkan Trump'ı yenecek gibi bir hava oluşturmuştu. Fakat şu ana kadar gördüğümüz Biden ve Trump başa baş götürüyorlar. Hala kimin kazanacağını bilmiyoruz. İlginç olan bir şey, 2016'dan beri çok az şeyin değiştiği anlaşıldı. Yani Hillary Clinton'ın Başkan Trump'a 2016'da kaybettiği eyaletlerde
hala bir oynama yok. Sadece Arizona dışında, galiba Arizona Biden tarafından kazanılacak ama tek Arizona'da yetmiyor. Ve günün sonunda yani özetlemek gerekirse, şimdi 2016'da Clinton'ın kaybetmesinin ana nedeni bu Amerikalı gazetecilerin mavi duvar dediği, çünkü haritada böyle bir duvar gibi gözüküyor onlar. Üç tane eyalet, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin. Buna mavi duvar diyorlar çünkü demokratların rengi mavi olduğu için buralar genellikle hani demokratların kalesi olarak görülen yer. Şimdi o üç eyaleti Hillary Clinton çantada keklik görüyordu. Fakat öyle olmadığı anlaşıldı ve o üç eyalet yüzünden çok küçük farklarla kaybetti o üç eyaleti Clinton. Ve Amerikan başkanlığında bu üç eyalet yüzünden kaybetti. Şimdi bütün bu dört yıldır yapılan anketler, şunlar bunlar, araştırmalar, bütün bu tartışmalar, son 2-3 haftadır yaratılan Biden ezip geçecek havası falan hepsi şuraya geldi. En sonunda özet olarak 2016'dan beri hiçbir şey değişmemiş. Ve en sonunda biz o üç eyaletten gelecek sonuçlara göre başkanın kim olacağını göreceğiz. Böyle garip bir durum oldu. Şu an bu üçünde peki o mavi duvarda nasıl görünüyor durum bugünkü tabloda? Orası da çok karışık. Çünkü bu üç eyalet de bu sene COVID krizinden dolayı normalde çok yoğun olarak kullanılmayan mektupla oy verme işlemine geçtiler. Şimdi bu mektupla oy verme, yani biraz bilgi kirliliği de var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama bu üç eyalet içerisinde mesela en büyüğü Pennsylvania. Pennsylvania'da okuduğum kadarıyla mesela mektupla gelen oyların daha hiçbirisi girilmemiş sisteme. O yüzden de Trump çok önde götürüyor. Şöyle bir konu var. Mektupla oy verenlerin de daha çok demokratlardan olacağı varsayılıyor. Ama bu da bir varsayım. Göreceğiz doğru olup olmadığını. Çünkü demokratlar hani bu COVID sırasında daha çok evde duralım, maske takalım dediler. Cumhuriyetçiler daha çok gerek yok, abartmayın, oy da verilir, işe de gidilir, her şey yapılır gibi bir kampanya yaptılar biliyorsunuz. O yüzden de o mektupla gelen oyların aslında demokratlara gideceği, daha çok demokratlara gideceği gibi bir düşünce de var. O yüzden gerçekten bilemiyoruz. Üç eyalette de şu an yani bir tanesinde mesela Wisconsin'da Trump önde bile gözüküyor. Ya da yarım saat önce öyleydi en son baktığımda. Şu an tamamen belirsiz. Bir de şöyle bir problem olacak. Yani biz bu seçimin sonucunu belki de cuma günü anca öğreneceğiz. Çünkü bu mektupla bu kadar yoğun oy verme işlemi ilk defa yapıldığı için bunun kuralları da çok belli değil. Her eyalet kendi kendine karar aldı. Amerika'da eyaletler çok güçlü olduğu için, kendi meclisleri olduğu için onlar da karar alabiliyorlar bu tarz konularda. Ve en son mesela Pennsylvania, ki bu üç eyalet içerisinde en çok delege oyuna sahip yer, nüfusu en büyük yer. Pennsylvania'nın kendi meclisi şöyle bir karar aldı. Seçim 3 Kasım'daydı. 3 Kasım Salı günüydü. 3 Kasım Salı günü bile eğer mektupla oy gönderdiyseniz ondan sonraki 3 gün içinde bu oylar sayılabilir dedi. Yani bu ne demek? Çarşamba, Perşembe, Cuma daha oylar gelebilir, sayılabilir. Belki de biz cumartesi sabahı öğreneceğiz. Eğer gerçekten Pennsylvania'ya kalırsa hem büyük kavga çıkacak diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir şey var. Mesela şöyle ilginç bir şey var. Bu kararı alan yerelde alanlarda cumhuriyetçi çoğunluğu olan bir yerel meclis olmasına rağmen Trump buna itiraz etti. Dünden beri sürekli şey diyor. Ve buna avukatlarıyla itiraz edeceği çok belli. İş Pennsylvania'ya kalırsa çok büyük kavga çıkabilir. 2000 yılında biliyorsunuz seçimin sonucunun açıklanması aylar sürmüştü. Öyle bir noktaya gelebilir çünkü Trump o noktada o Pennsylvania'daki bu 3 gün daha mektupla gelen oylar sayılacak kuralına itiraz edebilir. Ve sadece en son seçim günü gelenler sayılsın diye itiraz edebilir. Ve yani avukatlarıyla belki bu kararı aldırabilir. O zaman da büyük kaos çıkar çünkü yani demokratlar seçimi çalınmış hissedebilirler. Göreceğiz ama buraya kadar kalmayabilir. Yani Trump'ın çok büyük ve önemli eyaletleri elinde tuttuğu galiba şu an için kesin. Mesela Florida demokratlara gidebilir deniyordu. Galiba gitmeyecek. Texas herhalde kesin gitmeyecek. Ohio'yu kesin Trump aldı gibi. Böyle olursa bir noktada Trump da zaferini ilan edebilir. Ya da şöyle bir şey olabilir.
Pensilvanya'ya kalmadan işin olabilmesi için o mavi duvardaki iki eyaleti, yani Wisconsin'da Michigan'ı Biden alır, Arizona'yı da alır. Bir de iki tane küçük bölge var. Biri Nebraska'da, biri sanırım Maine'de. Onları da alırsa 270 sihirli sayısına ulaşıyor delege bakımından ve seçimi alıyor. Yani şu an tamamen belirsiz, şu an tamamen ortada. Yani bu gün de ortaya çıkabilir. Bir şekilde bazı eyaletlerde beklemediğimiz bir şekilde bir tanesi kazanırsa bugün de ortaya çıkabilir. Cuma'ya da kalabilir. Önümüzdeki biz bir ayı da böyle geçirebiliriz. Sanırım Aralık başına kadar, aralığın 8'i galiba tarih. 8 Aralık'a kadar bu her eyaletin seçici 14 kurulu... 14 Aralık hocam, 14 Aralık. 14 Aralık, pardon. İlk çarşambasından sonraki pazartesi 14 Aralık. Evet, yani o zamana kadar da sürebilir. Şu an biraz karmaşık gözüküyor durum. Özgür hocam, peki Trump bu kadar politikasında Amerikan halkı tarafından eleştiriliyordu. İşte bu pandemi dönemindeki politikaları en çok eleştiri alan noktaydı. Ekonomide doğru düzgün bir şey yapmadı. Sigorta sistemi ve sağlık sisteminde vaatlerde bulundu ama nasıl bir şey getireceğini biraz önce Oray'ın da yayınla söylediği gibi, yayınımızda söylediği gibi çok net bir şey koyamadı. Bütün bunlara rağmen Trump'ın bu denli yüksek oya ulaşması ve Biden'ın da beklediğini görmemesi, Trump'ın o orta kesim tarafından beğenilen veya benimle birlikte algısından mı, yoksa demokratların iyi bir aday gösterememesinden mi? Şimdi demokratların çok iyi bir aday göstermediği kesin. Bu aslında o zamandan beri tartışılan bir şey ama bu dediğiniz şeylerin hepsi doğru. Fakat işte bardağın dolu tarafı boş tarafı gibi. Yani medyada aslında söylenenlerin çoğu bardağın boş tarafını gösteriyor. Çünkü Trump medyayla çok kötü bir ilişkisi var biliyorsunuz ve medyanın çoğuyla kavgalı. İşte o medyaya işte yalan haberci diyor, güvenilmez diyor, batıyorsunuz ekonomik olarak diyor. Uğraşıyor medyayla, pek normalde Amerikan başkanlarının yapmayacağı bir şekilde. Fakat yani bu bütün gördüğümüz şeyler hep biz bardağın boş tarafını medyada görüyoruz. Çünkü medya Trump'ı sevmiyor, özellikle Amerikan medyası. Avrupa'da öyle. Fakat dolu tarafında şöyle bir şey var unuttuğumuz. Şimdi Amerika'da yani tarihsel olarak muhafazakarlar ne ister? Ya yani birincisi iyi ekonomi isterler. Ekonomi Covid krizine kadar çok iyiydi. Yani ben 2018-2019 yılını akademik izinle Amerika'da geçirdim. Gerçekten ekonominin çok iyi olduğunu sokakta yürürken hissediyorsun. Yani en küçük restoranına kadar garson arıyor. Her yerde iş ilanları var. Yani ekonomi o kadar iyi ki, iyiydi ki yani işverenler çalıştıracak insan bulamıyorlardı. Ve tarihin en düşük işsizlik oranlarından birisi vardı. Yani bir kere Covid'e kadar ekonomi iyi gidiyordu. İkincisi, muhafazakarlar klasik olarak ne ister Amerika'da? Anayasa Mahkemesi'ne muhafazakar üye atansın isterler ve tarihin bir cilvesi olarak şu 4 yılda 3 tane boşluk açıldı ve 3'ünü de Trump çok başarılı bir şekilde, 9 tane aday var ve mahkemenin dengesini değiştirdi 3 tane cumhuriyetçi atayarak. Şimdi bunu da yaptı. Peki cumhuriyetçiler klasik olarak ne isterler? Düşük vergi isterler. Yani orta ve yüksek zengin gelir grubu için Trump vergileri ciddi oranda düşürdü. Yani daha başka bir sürü şey de var iyi yaptı. Yani liberal medyaya, işte sol medyaya iyi gelmeyen, onu eleştirdikleri çok yön var. Doğru, yani Covid krizini çok kötü yönetti. Zaten o yüzden bugün aslında kafa kafaya oylar. Eğer Covid krizinde bu kadar yanlış yönetmeseydi, büyük ihtimalle Trump rahat rahat alacaktı bu seçimi. Ama birçok şeyde de Donald Trump kendi oy verenlerinin istediği şeyleri yaptı. Tabii biz burada bir de kültür savaşlarından hiç bahsetmiyoruz. Yani şu an Amerika'da hani Cumhuriyetçi Parti beyazların partisi olmuş durumda. Hani bunu daha negatif, daha kuşkucu şekilde eleştirirseniz ırkçıların partisi de olmuş durumda diyebilirsiniz. Ama daha çok Latinlerden ve siyahlardan bugün oy almış gibi görünüyor şu ana kadar. Bu da ekonomiyle ilgili tarafı beklentiyi karşıladığı, böyle bir vaatte bulunduğu için mi? Bu acayip bir çelişki değil mi? Ya da biz mi görmüyoruz oradaki içerideki farklı boyutu? Latinlerden oy alması çok büyük bir çelişki değil. Aslında yani Cumhuriyetçi Parti 20 yıldır, daha fazladır Latinlere oynuyor. Çünkü Latinler azınlıklar ama çok
muhafazakar bir azınlıklar. Yani çok dindarlar, hepsi kiliseye gider, katoliktirler, büyük aileleri vardır, kendi küçük işletmeleri vardır, özel sektörde çalışırlar. Yani aslında Latinoların Cumhuriyetçi Parti'ye oy vermesi çok olmayacak bir şey değil. Aslında bu bir strateji olarak bunu yıllardır Cumhuriyetçi Parti hani azınlıklardan alırsak Latinoları alırız diye çalışmaları vardı. Ve deminden beri söylediğim o ekonomide iyi giden şeyler onları çevirmiş olabilir. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi ön seçimler sırasında aslında Demokrat Parti'de çok ciddi sol aday yarıştı. Ama gerçekten yani sosyalist sola yakın adaylar yarıştı. Ve onlardan bir tanesini aslında başkan yardımcısı oldu. Ve Trump bunu çok iyi kendine göre anlattı. Dedi ki bakın yani eğer Biden'ı seçerseniz sosyalist solu seçeceksiniz ve ülkeye komünizm gelecek diye bir propaganda yaptı. Şimdi bu Latinolarda iyi çalışan bir şey. Çünkü Latino, yani Amerika'daki Latinoların bir kısmı Güney Amerika'daki işte Küba rejiminden kaçanlar, antikomünistler, bazıları işte Güney Amerika'daki sosyalist rejimlerden kaçanlar. Yani bu propaganda da işlemiş olabilir. Özgür fakat, pardon. Yok ama siyahları bilmiyorum diyecektim. Yani o beni de şaşırttı. Eğer siyahlardan da aldıysa oy, o hakikaten açıklanması gereken bir durum. Oray aldığı gözüküyor diyor. Çünkü eyaletlerin bazılarında siyah nüfusun yoğun olduğu yerler. Dolayısıyla orada da Trump'ın aldığını görüyoruz. Yani özellikle genç siyahlarda Trump'a dönük bir oy verme eğiliminin yüksek olduğunu kayda geçirmişti oraya ki beni de aslında şaşırttı yani. Şunu sormak istiyorum. Kültür savaşları dediniz ya, az önce başlarken medya bardağın dolu tarafı boş tarafı meselesi bir tarafını gördü ve özellikle Trump'ı destekleyen tarafı çok da göremedi, analiz edemedi ya da mesafeliydi her neyse. Ama anket şirketlerinin de burada iyi bir analiz ortaya koyamadığını henüz sonuçlar netleşmese de görüyoruz. Şimdi utangaç seçmen daha önce de konuşuldu. Ülkemiz için de konuşulur zaman zaman. Bu seçimde de konuşuluyor. Utangaç seçmenin Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenenden daha fazla olduğu yönünde bir izlenim var. Böyleyse eğer bu toplumdaki kutuplaşmayı da gösteren bir durum mudur? Çünkü bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ndekini, burada Amerika'daki seçimle ilgili fikrini ya da tercihini söylemekte bile insanlar utanıyorlar. Düşünün yani kendi ülkemizde bugün seçimi konuşurken. Şimdi orada da insanlar neden açıktan ben oyumu Trump'a ya da işte Biden'a vereceğim ama özellikle Trump'a vereceğim demiyorlar. Evet, ya bu konuda çok haklısınız. Gerçekten hani mahcup Trump seçmeni diye bir olgu var galiba ya da utangaç Trump seçmeni. Ve aynen dediğiniz gibi yani ben bunu son birkaç yıldır kendi sınıflarımda da hissediyorum. Yani bizde de tek tük mesela Trump seven Türk öğrenci çıkardı ve anında ona sınıfın geri kalanı tepki gösterdi. Yani nasıl olur da Trump'ı seven biri var aramızda da ki bizden işte on binlerce kilometre uzakta bir ülke. Aslında ama dediğiniz gibi yani Türkiye'de bile Trump'ı seven ve sevmeyen diye tüm ya dünyada... Ya da Biden'ı neden? Yani tersi yönde ikisi için de görüyorum ben. Evet yani öyle bir kutuplaşma var. Yani bunun bu mahcup Trump seçmeni olgusu yaratma ihtimali çok yüksek. Bu yeni bir şey de değil. Bu aslında bu terimin ortaya çıkışı da şeydir. Mahcup muhafazakar seçmen İngiltere'den geliyor. Yani İngiltere'de muhafazakar seçmen etmeni evet 1982. Evet dediğiniz gibi yani neredeyse 40 yıldır bütün anketlerde muhafazakar parti ortalama %2-3 daha az çıkar. Yani her seçimde ankette söylenenin 2-3 puan daha fazlası çıkar muhafazakarlar. Bunu da genelde şeye bağlıyorlar. Yani işte kentli, eğitimli, diyelim ki Londra'da yaşayan, finans sektöründe yaşayan birisiniz. Söyleyemiyorsunuz ben muhafazakarım diye. Çünkü yaşadığınız ortama uymuyor ve onlar anketlerde yalan söylüyorlar. Arkadaşlarıyla birlikteyken yalan söylüyorlar. Konservatif partiye, muhafazakar partiye oy verdiklerini söyleyemiyorlar. Ama seçim günü geldiğinde gizli oy, muhafazakar partiye oylarını veriyorlar. Çoğu zaman da aslında ekonomik sebeplerle oy veriyorlar. Şimdi Amerika'da da galiba yani bu seçimde de bu kadar anketler yanıldığına göre açıklamalardan bir tanesi
mutlaka bu utangaç seçmen olayı olacak. Daha başka bir sürü açıklama var. Yani metodolojik olarak yanlış yapıldığını söyleyenler vardı zaten. Anket şirketlerinin maliyetleri düşürmek için iyi anket yapmadıklarını söyleyenler vardı. Teorik olarak modellerinin yanlış yapıldığını söyleyenler çok vardı. İşte halkla iletişim kuramadıklarını söyleyenler vardı bu utangaçlık meselesi yüzünden. Bir sürü neden söyleniyordu. Sanırım onların bir birleşimi olarak anketler yine yanıldılar. Hocam peki bu seçimin bir başka yönü daha var. Temsilciler Meclisi ve Senato. Oradaki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani oradaki durumda da demokratların böyle ezici bir zaferinden galiba söz edemeyeceğiz. Yani en son baktığım tahminlerde cumhuriyetçilerin oradaki küçük çoğunluklarını kaybedecekleri ve senatonun tam 50-50 dengesine geleceği gibi bir tahmin gördüm. Bu olası çünkü çok büyük böyle bir mavi dalga oluşmamış durumda. Öyle diyorlar ya işte çok büyük çünkü bir demokrat. 100 senatörün 33'ünü seçecekti değil mi burada? Evet ve işte o 50-50'ye gelecek gibi sonuçta öyle bir tahmin vardı. Yani 50-50'ye gelirse belki Türkiye açısından iyi olabilir. Biz de hep Türkiye tarafından da görmeye çalışıyoruz. Senato'dan geçecek eğer hem Trump kazanır hem de Senato 50-50'de kalırsa tam böyle bir Sırat Köprüsü dengesi şeklinde Türkiye için. Hala o yaptırımları Amerikan Senatosu'ndan geçmemesi için Türkiye Trump üzerinden lobi yapabilir. Öyle de bir durum var. Ama işte o beklenen o büyük zaman belki Trump seçilirse ikinci Trump dönemi bizim için yani Türkiye açısından baktığımızda yaptırımlar açısından baktığımızda daha rahat bir dönem olarak mı görüyorsunuz? Yani Biden dönemine göre daha rahat olacağı kesin. Ben hani iki uçta da konuşmayı sevmem çünkü iki uçta da olmuyor. Yani ne Biden gelse Türk-Amerikan ilişkileri biter, öyle bir şey olmaz. Ne de Trump gelse her şey güllük gülistanlık olur. Ama en azından kısa vadede yani bu öngörülebilir 1-2 sene içerisinde Trump yerinde kalsa ve Cumhuriyetçiler Senato'yu kaybetmezse bu çok hassas denge Türkiye-Amerika arasındaki kısa vadede devam eder gibime geliyor. Neden daha rahat olur? Trump mı rahatlar? Trump'ın rahatlaması neyi değiştirir? İşte bu F-35'ler, S-400'ler, Suriye pek çok konu var. Doğu Akdeniz var. Neden daha rahat olur ilişkimiz Trump'la? Yani şöyle, şu ana kadar aslında hani Amerikan hem Amerikan kamuoyunda hem meclisinde hem senatosunda... Çok affedersiniz Özgür Bey, Biden kürsüye çıkmış bir konuşma yapıyor, oraya bir kulak vereceğiz, devam ederiz sonra. Evet, bugün buradayım. Şunu söylemek için buradayım, bence bu seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Bunu biliyorduk çünkü daha önce hiç karşılaşılmamış kadar yüksek sayıda postayla oy kullanan oldu ve erken oy kullanan oldu. O yüzden oy sayımını beklemek için biraz daha vakte ihtiyacımız var. Her bir oy pusulası sayılıncaya kadar bekleyeceğiz. Sabırlı olmanızı rica ediyorum. Ama iyi hissediyoruz kendimizi. Bulunduğumuz noktadan gayet memnunuz. Arizona'yı kazandığımızla ilgili bilgi geldi. Minnesota'dan da bir haber geldi şu anda. Georgia'da da hala kazanma şansımız var. Bunlar hiç beklenmedik haberlerdi bu arada. Wisconsin ve Michigan'la ilgili de harika hissediyoruz. Durumumuz çok iyi. Tabii ki oyların sayılması zaman alacak ama Pensilvanya'da da sayım bittiğinde kazanacağız. Pek çok başka yerde de katılımdan çok memnunuz. Yarın sabaha kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Daha önce söylemiştim. Bu uzun sürecek. Donald Trump kendini seçimi kazanmış ilan edebilir diye söylemiştik ama Amerikan halkının seçim sonuçlarını biz burada alacağız. Onların kararının sonucunu alacağız. Donald Trump'ın kararını değil. Delaware'e de tebrikler demek istiyorum bu arada. John.
Bütün ekip, hepiniz harika iş çıkarttınız. Müteşekkirim gerçekten. Bugün gönüllülerimize, seçim görevlilerimize, sandık görevlilerimize, bu demokratik sürece katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Delaware'de ve tüm ulustaki tüm destekçilerime teşekkürler, çok teşekkürler. Evet, daha önce de söyledim, duymuştunuz. Ben Scranton'da burada büyük babamın evinin önünden her geçtiğimde sözleri kulağımda yankılanır. İnancını hiç kaybetme derdi bana. Ben de şimdi size aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen inancınızı kaybetmeyin. Kazanacağız bu seçimi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı, Demokrat Parti Başkan Adayı Biden çıktı. Kazanacağımız yönünde dedi şu an gidiş. Siz de umudunuzu kaybetmeyin dedi. Doçent Doktor Özgür Özdamar'la konuşuyorduk. Eğer Trump olursa ilişkiler nasıl olur? Elbette Biden tarafında konuşacağız. Tabii daha Pennsylvania netleşecek, diğer eyaletlerdeki durum netleşecek. Biraz daha zaman var ama Trump'ın konuşması, bir konuşma yapması, hatta erken zaferini ilan etmesi beklenirken kürsüye ilk çıkan Biden oldu. Eşiyle şimdi seçmeni selamlıyor. Özgür Bey, bu açıklamayı, zamanlamasını, her zaman tabii bu konuşmalar, liderlerin çıkışı, açıklamaları önemlidir. Biden'ın sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, bir daha geri geldi bu arada kürsüye. Bilmiyorum bir şey diyor mu, bakalım. Sadece el salladı, gidiyor. Buyurun Özgür Bey. Yani bizim klasik deyimle galiba zamanlama manidar burada. Ben de öyle soracaktım ama hadi dedim öyle sormayayım. Zamanlama manidar mı sizce? Bence öyle, çünkü demokratların yani son bir aydır, 3-4 haftadır korktukları senaryo Trump'ın erkenden bir açıklama yapıp, evet, gece kazandık deyip avukatlarla yerel mahkemelere yüklenmesi senaryosuydu. Biraz onu önlemek için sanki Trump'tan önce böyle bir şey yaptı. Bir de ikincisi, yine hani Türkiye'den klasik bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de de denir ya, sandıklara sahip çıkalım, daha hiçbir şey belli değil. Öyle bir motivasyon konuşması gibi de geldi bana ki demokratlar hani morallerini bozmasınlar, sayımlara devam etsinler, işlerini yapmaya devam etsinler diye. Ben böyle okudum yani, bu iki büyük nedenle yapılmış gibi geldi bana. Hem Trump'ın hani bir ne denir ona, emrivaki yapmasını engellemek, biz kazandık seçimi demesini engellemek, hem de kendi çalışanlarını, kendi seçmenlerini motive etmek için yaptı. Belki yarına çıkar sonuç dedi, belki daha uzun sürebilir dedi, o da tam emin değil. Pennsylvania'da biraz evvel bizim de konuştuğumuz mektupla gelenler daha sayılmadı, onlar bizden yana dedi. Bir iki eyalette, şimdi tam hatırlayamayacağım ama bir tanesi ilginçti hakikaten. Minnesota dedi. Evet, Minnesota beklenmedik bir şekilde, eğer doğruysa bu iyi bir şey demokratlar için, Minnesota demokratlara döndü dedi. Arizona'yı aldık galiba dedi. Ki yani birçok gazete, birçok uluslararası medya Arizona'yı demokratlara yazdı. Galiba öyle. Evet, yani o da bilgiyi kontrol etmek için, geceyi kontrol edebilmek için ve Trump'a karşı durabilmek için böyle bir açıklama yaptı. Evet, belli ki başa baş ve biraz kritik gidecek. Öyle rahat rahat Biden alsa bile rahat rahat alamayacak gibi. Kaldığınız yerden bu arada Türkiye ile ilişkilerin ne olabileceğini yorumluyordunuz tam Biden'a gitmeden. İsterseniz tamamlayabilirsiniz o yorumunuzu. Evet, yani Biden şöyle yani... Şimdi iki tane burada uç görüş var. Bir tanesi şöyle diyor, işte Biden bir demokrat, liberal değerleri temsil edecek, sadece insan hakları ve demokrasi üzerinden Türkiye'ye yaklaşacak. Bu da Türkiye'nin başına bela olacak gibi. Ya öbür görüşte yok, hiçbir şey olmaz, dış politika değişmez. Biden da gelse dış politika değişmez gibi bir görüş var. Bence bu iki uçta çok doğru değil. Ortada bir yerde bir şey olacak. Yani Biden doğru, kendi partisi, ideolojisi, seçmenleri açısından Türkiye'ye hani demokrasisini daha geliştirmesi için, ifade özgürlüğünü sağlaması için, bölgesel savaşlarda bu kadar batıyla kafa kafaya gelmemesi için mutlaka bir baskı yapacaktır. Ama hani Biden da böyle, nasıl söyleyeyim bunu, çok böyle uçlarda gezen hayalci bir siyasetçi değil. İşte 47 yıldır Washington'da
politikacı olarak hayatta kalabilmiş, aslında pragmatik bir insan. Türkiye'ye de gelmişliği çok var. Hani Türk hükümetiyle ilişkileri de var anladığım kadarıyla. Kaç defa Beştepe'ye de geldi. Tabii. Yani bu noktada yine klasik Amerikan dış politikasının mekanizmalarını işletip... Hocam 1978'den beri Türkiye'de. Evet, 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 öyle. Yani yıllardır Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi bilen bir politikacı. Türkiye'nin önemini de bilen bir politikacı. Bence o da böyle çok büyük, böyle bir arabayı devirmeden, büyük bir krize yol açmadan Türkiye ile ilişkilerin yürümesini sağlamak isteyecektir. Öyle kesip atmak gibi bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ha, şöyle bir şey var. Yani Amerikan mahkemelerinde, Amerikan senatosunda Türkiye'ye karşı çok ciddi gruplar var. Bunlar aslında son 1-2 yıldır birçok alanda, işte S-400'den tutun Doğu Akdeniz krizine kadar Türkiye'ye karşı, yani Halkbank krizi gibi, Halkbank konusu gibi birçok yerde Türkiye'ye karşı eylem almış durumdalar. Fakat bunları Trump'tan da hemen cevap geldi hocam. Açıklama geldi hemen, evet. Büyük zafer kazandık diyor. Seçimi çalmaya çalışıyorlar, onlara isim vermeyeceğiz diyor. Yani Trump da hemen karşı hatanı yaptı. Biden'ın çıkışı üzerine. Evet, tam böyle bir açıklama yarışına döndü şu anda. Evet. Birbirleri, yani ikisi de ajandayı kontrol etmeye çalışıyorlar. İkisi de kaybettik demeyecek bu gece. İnşallah kazandık da demez Trump. Çünkü o zaman iş başka bir yere gider. Protestolara falan gidebilir. İkisi de sorumlu davranıp daha belli değil derse, işi yani yerelde sayanlara bırakırlarsa, yani Amerikan demokrasi için iyi olur diye düşünüyorum. O daha sorumlu bir davranış olur. Bu arada affedersiniz, Trump da tweet atmış bu son dakika onunla ilgili. Diyor ki seçimi çalmaya çalışıyorlar diyor. Biz diyor güçlüyüz diyor. Onlara izin vermeyeceğiz diyor. Bu gece bir konuşma yapacağım. Biz kazanıyoruz mealinde bir tweet'i var Trump'ın. Az önce izleyicilerimiz için tekrar edelim. Aslında Trump'ın bir zafer konuşması yapması bekleniyordu. Biraz iyi gittiğini gördüğü anda. Ama Biden şu anda önde görünüyor, Biden bu arada. Çok açık ara olmasa da. Biden daha erken davrandı ve dedi ki çok iyi gidiyoruz, kazanacağız. Umudunuzu kaybetmeyin. Şu anda gidişat bunu gösteriyor dedi. Hemen ardından da Trump'tan büyük bir zafer kazandık açıklaması geldi. Bizden seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar. Onlara izin vermeyeceğim dedi Trump. Evet, çekişmeli gideceğini biliyorduk. Hatta şu dakikaya kadar sakin bile geçti diyebiliriz değil mi Özgür Bey? Yani ben daha bile erken bu çıkışların gelmesini beklemiştim açıkçası sabah saatlerinde. Şimdi bundan sonra biraz daha ortalık kızışacak gibi görünüyor. Evet, kesinlikle kızışacak gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi umarım taraflardan bir tanesi o ortadaki eyaletlerden birkaçını alır ve iş böyle Pennsylvania sayımına falan kalmaz. Çünkü kalırsa evet, gerçekten büyük bir belirsizlik, bir hukuki savaş, bir politik savaş, bir medya üzerinden savaş izleriz. Peki. Bu da Amerika için de iyi olmaz. Amerika için iyi olmayan şeyler genelde dünya için de pek iyi olmuyor. Peki, çok teşekkürler doçent Doktor Özgür Özdamar. Teşekkürler Özgür Hocam. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı konuğumuzdu, seçimi değerlendirdik. Sağ olun katkınız için, katıldığınız için. Evet, sıcak bir gündü. Muharrem abi yarın görüşürüz. Evet. Bakalım yarın hangi başlıklar olacak. Seçim belki biraz netleşecek. Görüşmek üzere. Kapatıyoruz. Bizden sonra para gündem var.